Kafa karıştıran konuların başında affetmek geliyor. Affetmekle ilgili pek çok şey duymuş olabilirsiniz şu ana kadar. Ee, i̇şte affetmek kabullenmektir, affetmek iyileştirir, affetmek sizi e, hafifletir, özgürleştirir. Tabii bir tarafta affetmenin ne kadar önemli olduğunu duyuyorsunuz, İyileşmek için affetmek gerektiğini duyuyorsunuz. Ama öbür taraftan size yapılanları hatırladığınızda, size söylenen yalanları, uğradığınız haya kırıklıkları, ihanetleri hatırladığınızda diyorsunuz ki ama ben affedemiyorum, ben bunları içime sindiremiyorum, kabul edemiyorum. Hani bir tarafta bunları kabullenemeyişiniz, öbür tarafta affetmek, kabullenmektir. Sen bunları kabul etmek zorundasın diyen öğretiler, işte psikologların söyledikleri, kitaplarda okuduklarınız. Burada arkadaşlar çok ince bir fark var. İnce değil aslında, bariz bir fark var da onu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Önemli bir nokta. Bir kere daha hatırlayalım. Daha önce de konuşmuştuk ama böyle ara ara küçük hatırlatmalar yapmakta fayda var. Biri sizi üzdü, canınızı acıttı, ihanet etti. Siz bunu kabullenmeli misiniz? Evet. Ancak affetmek size yapılanı kabul etmek değildir. Tekrar söylüyorum. Affettiğinizde uğradığınız haksızlığı kabul etmiş olmuyorsunuz. Kimsenin sizi bu şekilde üzmesine izin veremezsiniz. Bu kabullenilemez bir şeydir. Bu haksızlıktır. Ben bunu içime sindiremiyorum diyorsanız sonuna kadar haklısınız. Peki neyi kabulleneceğiz? O insanın bize zarar verme potansiyeli var. Kabullenmemiz gereken şey o insanın yapısı. Ama ben ona şöyle yaptım, böyle yaptım, beni nasıl üzer, beni nasıl kandırır, yıllarımı verdim. Ben onu işte çocuğunuz olabilir, eşiniz olabilir, çok sevdiğiniz biri olabilir. Ve diyebilirsiniz ki affedemiyorum, evladım ama affedemiyorum, eşim ama affedemiyorum, kardeşim ama affedemiyorum. Affedememek evet ben bu davranışı hak etmedim evet hak etmediniz elbette yalan söylendi bana üzüldüm canım yandı evet çok haklısınız. Ha, neyi kabul ediyorsunuz annem öyle birisi kardeşim öyle birisi biz insanların bize verebilecekleri zararı kabul ediyoruz. O insan benim istediğim gibi biri değil ben neyi kabul ediyorum ve bu bana acı veriyor Hayal ettiğim yakınlığı o insanla kuramayacağım. Hayal ettiğim güveni o insana karşı hissedemeyeceğim. Hayal ettiğim ilişki bambaşkaydı. Ben bu bu noktalarda, bu bu konularda ona güvenmek isterdim. Biz burada neyin acısını çekiyoruz? Hayalimizde bir ilişki var. Hayalimizde evladımızla bir yani evladımla böyle olsun, sevgilimle şöyle olsun, annemle keşke böyle olsaydık. Hayalimizde idealize ettiğimiz bir ilişki türü var ve gerçekler. Hani diyorsunuz ki böyle bir sevgi olmalı. Böyle güven olmalı, böyle yakınlık, böyle dostluk olmalı. Fakat sonra bakıyorsunuz o dostluk, o yakınlık, o iki kişi arasında artık bu kardeşiniz mi, eşiniz mi, dostunuz mu? Sizin arzu ettiğiniz yakınlığı kurduğunuzda o insan size ya yalan söylüyor ya sizi dışlıyorsa, sizi itiyor. Bir şey oluyor, siz üzülüyorsunuz. Yani burada kıymetli arkadaşlarım, bizim kabullenmemiz gereken şey bazı sınırlar çizeceğiz. Umduğumuz yakınlığı, umduğumuz insanlardan bulamayabiliriz. Bunu kabul edeceğiz. Bir karı koca ilişkisi maalesef, bizim ya da bir anne kız ilişkisi, anne oğul ilişkisi, her ne hayal ediyorsanız, iki dost arasındaki ilişki affetmek dediğimizde şunu anlayacağız. Karşımdaki insanın değişmeyeceğini kabul ediyorum. Affetmek dediğimde arkadaşlar çok elzem bir şeyden bahsediyorum. Kendimi korumam için, sağlıklı sınırlar oluşturabilmem için affetmem lazım. Affetmek, insanın kendini koruması için elzem. Affetmek, az önce de söylediğim gibi, size yapılanı değil, o insanın bunu yapma potansiyelini kabullenmektir. Evet. O insanı hayatımdan çıkaramıyorum. O benim kardeşim, o benim sevdiğim insan, o benim annem. O zaman onu hayalimdeki gibi bir insana diyebilirsiniz ki benim hayalimdeki gibi hani benim hayalim çok uçuk bir hayal değil. Bir anne zaten böyle olmalı. Bir erkek böyle olmalı. Bir kadın böyle olmalı değil mi yani? Dostlar böyle yapmamalı mı birbirine? Kesinlikle çok haklı olabilirsiniz. E, haklısınızdır da yani. Ama bir gerçek var. E, hayal kırıklığımızın da kaynağı e, olan bitenle olması gereken arasında bir fark var ideal bir dünyada yaşamıyoruz. Evet, beklenen hani idealize bazı değerler var. Bir erkeğin eşine karşı göstermesi gereken, bir annenin evladına karşı göstermesi beklenen bir şefkat gereken demeyeyim de hani hani böylesi ideal değil mi? Evet ideal ama burası ideallerimizi bulabildiğimiz bir dünya olmuyor her zaman. Ve o insanın yaratılışı bu. Daha soğuk bir insan. Daha ne bileyim daha hani şefkatini çok hissedemediğim bir insan ya da daha bencil bir insan. Yani bir anne nasıl bu kadar bencil olabilir? Benim annem çok bencil diyor olabilirsiniz. Kardeş kardeşe bunu yapar mı diyor olabilirsiniz. Beste kargayı oysun gözünü bu nasıl evlat diyebilirsiniz. Ama bir gerçek var o insan hayatına böyle devam edecek. Ve ben o insanın bana ne kadar yaklaşabileceğini seçerim. Yani bunu seçebilirim. Bu insanla ne sıklıkta görüşmeliyim? Bu insana ne kadar yakın olabilirim? Ne kadar güvenebilirim? Ama ben daha fazla güvenmek istiyorsam, ben daha fazla yakın olmak istiyorsam, yok, hayır. Hayal ettiğim yakınlığı bulamayabilirim. İstediğim mesafe ile şu an ulaşabildiğim mesafe aynı olmayabilir ama bazı gerçekler var. Onu çok seviyorum. Ama o kıskanç biri, fesat biri, yalancı biri, işte iftiracı biri. Böyle yaparsan böyle insanların zayıf noktaları var. İşte insanları kullanmayı seven biri. Şöyle bir kısır döngüye girdiğimizde arkadaşlar, işte ya neden böyle yapıyor, nasıl böyle düşünür, ben onu böyle mi yaptım? Nasıl bu kadar nankör olabilir? Yani hala nasıl haklı olduğunu e, iddia edebilir. Evet, yani e, acı veren sorular aslında bunlar. Burada da karşı tarafın oluşunu Kabul edemeyişimiz var. Yani ben onun oluşunu bir türlü kabul edemiyorum. Şöyle de düşünüyoruz bazen. Ya bunu neden yaptığını anlarsam, hani ben de ne yapacağımı işte bulabilirim. Çünkü hala hayalimizdeki ilişkiyi kurmak istiyoruz. Hayalimdeki ana kız ilişkisi, hayalimdeki ana oğul ilişkisi, hayalimdeki kardeş, arkadaş kardeş ne ilişkisiyse, hayalini kurduğunuz bir ilişki var. Ee, belki şunu söylemek lazım Her şey benim hayal ettiğim gibi olmayabilir Umduğum gibi olmayabilir Evet bir hayal kırıklığı yaşıyorum ee, Olması gerekenden uzak yani şu an elimde olanlar Mevcut durum olması gerekenden son derece uzak Yapacak da bir şey yok yani ee, Önemli olan evet Mesafe bu yakınlık bu sıcaklık bu şefkat bu Ondan alabileceğim bu ondan alabileceğim buysa Ona verebileceğim de bu olmalı Beklentiye girerek onun için bir şey yapmamalıyım Çünkü belli ki böyle böyle olduğunda Bu beni kırıyor yani bu kişi Ve o zaman e, Kendimi onun tarafından kırılmaktan korumalıyım. E tabii ki de ben burada en yakınlarımızdan bahsediyorum sevgili arkadaşlar. Hani hayatınızdan çıkaramayacağınız, çıkarması zor insanlar var. Tabii bu herhangi biri ise ilişkinizi kesersiniz gider ama hani e bazı ilişkileri bitirmek o kadar kolay değil bazı evlilikleri bitirmek işte bu eğer bir iş yerinde bir sorunsa o işten hemen çıkmak o insanlarla yakın olmaktan kurtulmak işte kardeşinizi reddetmek evladınızı evlatlıktan mı reddedeceksiniz ne yapacaksınız yani hadi eşinizden boşandınız ama anne baba seçemediğiniz ve hayatınızda olan insanlar o zaman mevcut durum bu elbette bazı şeyleri kabullenmek için zaman gerekiyor tekrar söylüyorum size yapılan haksızlığı kabul etmeyin size yalan mı söylendi bunu kabul etmeyin ama şunu bileceksiniz bu insan yalan söyleyebilir bu insan başı sıkıştığında direkt beni suçlayabilir, iftira bile atabilir. Bu insan borcunu ödemez. Bu insan hep geç kalır. O zaman ne oluyor? Ben kişiselleştirmiyorum. Biliyorum ki bu insanın bana yaptığı şeylerin benimle bir alakası yok. Bu insanın yapısı bu. Hani biz şey düşünüyoruz arkadaşlar, biraz uğraşırsak, mücadele edersek değiştirebileceğimiz şeyler olduğunu düşünüyoruz. Şunu kabul etmemiz lazım. Değiştiremeyiz. İnsanların oluşu, yapısı var ve bu yapı doğuştan getirdiğimiz mizaç bizim zorlamamızla falan düzelecek gibi değil. Şey basit düşünün yani karşımızda ben daha çok seversem, daha çok açıklarsam ya ben aslında onu anlatabilirim falan. Bir ilişkinin işte daha çok görüşmemiz gerekiyor, daha şefkatli olması gerekiyor falan. Yok Hani bir kere anlatın, iki kere anlatın ama böyle görüyorum hani aylarca, yıllarca bir insana laf anlatmak için de hani uğraşanlar oluyor. Hani ömrünüzü de böyle tüketmeyin kendinizi de bu çok yorucu bir şey çünkü anlamayacaklar. Hani evet bir kediyi, bir köpeği, bir hayvanı diyelim eğitebildiniz ama bir yere kadar eğitebilirsiniz. Yani hayvandan örnek vermem belki evet çok hoş olmamış ama anla, şey alçısından söylüyorum hani sınırlılıklarımızı, insani sınırlılıklarımızı, kapasitemizi anlamak açısından söylüyorum. Ne kadar gelişmiş olursa olsun bir e, diğer işte canlı bir kedi olur köpek olur bir hayvan düşünün eğitildi bir sürü şey işte yapıyor filan ama ne kadar yapabilir bizim e, mizacımız da böyle Hayır, burada da şöyle itiraz edebilirsiniz ya işte yalancılık bir mizac mı işte bu bir mizac mı işte bu bu soğukluk bir mizac mı mizaclı değildi meselesi değil nedenini bilmiyoruz huyu öyle olduğu için değil mizacı öyle olduğu için değil bir gerçek var bunu anlamaya çalışarak da kendinizi tüketmeyin. Bu insan başı sıkışınca yalan söylüyor. Yalancı. Bu insan borcunu alır ödemez. Bu insan soğuktur, mesafelidir. Asla kendinden bahsetmez, kendini ortaya koymaz. Ben o insanın yapısını biliyorum. Ve o insanın hani diyorum ki yumuşasa yumuşasa bu kadar yumuşar, sevse sevse bu kadar sever. Onun ötesinde bir beklentide bulunmuyorum. Bu böyle biri. Yine nereye geldik arkadaşlar? Psikolojide en çok söylediğimiz ama en zor anladığımız şeylerden bir tanesi. Sevmek, insanları olduğu gibi kabul etmek. İnsanları olduğu gibi kabul edin. Hiç kimseyi değiştiremezsiniz. Bunu defalarca duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur, görmüşsünüzdür bir yerlerde. Ama yine de, ya evet insanları değiştiremeyiz biliyoruz. Ama evet değiştiremeyeceğimi biliyorum ama bunu da kabul edemiyorum. Şöyle söyleyelim, onun da öyle bir insan olmaya hakkı var. Kıskanç biri olabilir, fesat biri olabilir. Bize böyle davranabilir. Hayal ettiğimiz gibi davranmayabilir. Yani özetle toparlarsak affetmek, kabullenmektir kelimesi canınızı sıktığında bunu hatırlayın. Affetmek, kabullenmektir ama neyi? Onun bana bunu yapma potansiyelini, onun bana bunu yapma ihtimalini kabul etmektir. Ama güvenmek istediğimizde ben onun dürüst olduğuna inanmak istiyorum. Yani ama değil. Defalarca tecrübe ettik. Defalarca yalanını yakaladık. Dürüst değil. Neyi bileceğim? Bu kişi bana yalan söyleyebilir ve o ihtimali boş bırakacağım. Onun bana yalan söyleme ihtimalini düşünerek onunla olan mesafemi ayarlayacağım. Evet, bu benim hoşuma gitmeyebilir ama elimdeki bu. Olması gereken bu değil ama olan bu. Tekrar tekrar söylüyoruz. Olması gereken bu mu? Evet. Olması gerekenlerin olduğu bir dünya olsaydı hiç hayal kırıklığı yaşamazdık ama hayal kırıklığımız mevcut olanla olması gereken arasındaki fark kadar bunu da hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Evet kabul ediyoruz ama bize yapılanı asla kabul etmiyoruz. Incinmeyi, yalanlara maruz kalmayı, kandırılmayı hak etmiyoruz. Bunu kabul etmiyoruz ama <laughs> bunu yapan insana da bana yalan söylemeni kabul edemiyorum, beni kandırmanı, beni affetmeni kabul edemiyorum diyerek de hani kabul edemiyorum, kabul edemiyorum diyerek bunu sürekli ona söylemenin de bir faydası yok yani evet. Bu yaptığını sindiremiyorum yani evet. Ama belki o da size sözler veriyor olabilir. Ya işte bir daha yapmayacağım, çok özür dilerim, bir daha asla yapmayacağım ama neyin sözünü verdiğini de bilmiyor o sırada. Çünkü bizim yalan olarak gördüğümüz şey onun için masum bir aslında huzursuzluk çıkmasın diye söylediği bir şeydir. Bilemiyoruz yani şimdi karşıdakini de savunmak gibi olmasın ama önemli olan affetmek kabul etmektir <laughs> kelimesini ve affetmek iyileştirir, affetmek şifalıdır dendiğinde buradan ne anlamamız gerektiğini herhalde altını çizdik. Yeni podcastlerde görüşmek üzere. Youtube'dan izliyorsanız arkadaşlar beğenelim, yorum yapalım. Whatsapp grup gruplarımıza da paylaşırsak ihtiyacı olan çok işe ulaşırız. Yeni podcastlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.